aslında toplumun en yakın temas edebileceği, birebir ilişki kurabileceği ve genel olarak kültürel, sosyal, ekonomik anlamdaki sorunlarını birebir tartışıp ortak çözüm üreteceği mekanizmalar olması itibariyle yerel yönetimler önemli. Yine yerel yönetimler itibariyle de baktığında siyasal temsil çeşitliliğinin fazla olması demokrasi okulu olma özelliğini de beraberinde getirebilecek bir mekanizma. O yüzden yerel yönetim süreçlerinin ne kadar demokratik bir şekilde işletilirse ve tüm bu süreçler içerisinde yerelden demokrasiye uygun adımlar atılırsa o kadar yerel yönetimler anlamını bulur. Türkiye'deki yerel yönetimler maalesef merkezi yönetimler çok farklı bir uygulama içerisinde değil. Nasıl merkezi yönetimlerde tekçilik ve merkeziyetçilik hakimse, yerel yönetimlerde de temsili demokrasinin işletildiği, 5 yılda bir seçimlerin yapıldığı, 5 yılda bir seçimler sonrasında da kurulan aslında belediye meclislerinin, kent konseylerinin işlevsiz hale getirildiği, toplumla belediye başkanının sadece karşı karşıya kaldığı ve belediye başkanlarının insafına kalmış tekçi bir yerel yönetim anlayışı şu anda hakim. Türkiye'deki yerel yönetim anlayışını değiştirecek politikalar dönem dönem yürütülse de bu politikalara dönük de maalesef ki merkezi yönetimin baskısıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu baskı bazen kayyumlar aracılığıyla yapılıyor. Bazen de kayyumlar dışında il özel idaresinin teftiş kurulları, müfettişler aracılığıyla oradaki yönetsel hizmetler denetim altına alınmaya çalışılıyor. Aslında yerel yönetimleri biz merkezi anlamda da genel olarak bütçe süreçlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde düzenlenmesi konusunda ısrarla vurgu yapıyoruz. TİS taleplerimiz arasında, bütçe taleplerimiz arasında bunu sık sık dillendiriyoruz ve aynı şey yerel yönetimlerde yerel yönetimler için de geçerli. Tam da yerel yönetimler toplumun geniş kesimine olduğu kadar özellikle dezavantajlı durumda olan kadınların, engellilerin, çocukların ihtiyaçlarını gözeten ve onlar için politika üreten yerde olması gerekiyor. O anlamda tabii ki yerel yönetimlerin de bütçeleme süreçleri, özel bir bütçeleri var. Bu bütçeleme süreçlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçeleme şeklinde geliştirilmesi gerekiyor. Bu bütçeleme içerisinde yaygın kreşlerin, kadın yaşam merkezlerinin, kadın yaşam alanlarının oluşturulması yine özellikle derin yoksulluğun yaşandığı ve kadın yoksulluğunun özel bir gündem olduğu bu süreçlerde kadın yoksulluğuna çözüm üretecek kooperatif, komün tarzı örgütlenmelerin oluşturulması önemli bir yer ediniyor. Bu aslında birazcık kadının görünürlüğünü de arttıracak bir süreç. Sadece yerel yönetimlerin bu dönem itibariyle birçok yerde yaptığı meslek edindirme kursları, hobi kurslarıyla bu süreç aşılmaz. Hobi kursları, meslek edindirme kurslarının ötesinde gerçekten kadının toplumsal yaşam içerisinde özne olacağı, kendi olabileceği, meclis örgütlenmesinin olduğu ve kadın meclisleri üzerinden de kadınların yerele dair taleplerinin gözetilerek belediye politikalarının oluşturduğu bir sisteme ihtiyaç var. Ancak o şekilde, sadece kreş de değil yani. Şiddetin bu kadar arttığı yerde, kadına yönelik şiddetin bu kadar arttığı yerde kadın yaşam alanlarının oluşturulmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Tabandan başlayarak bir demokratik süreci işleteceksin. Tabandan başlayarak demokratik süreçlerde mahalle meclislerinin, kent meclislerinin, ilçe meclislerinin olduğu ve bu meclislerde sözün ortak üretildiği, belediyenin kentin ihtiyaçlarının beraber belirlendiği, kentin ihtiyaçları belirlendikten sonra çözüme dair sözün birlikte kurulduğu, yine tabii ki ekolojik dengeyi gözeten, maalesef gün itibariyle en çok belediyelerde karşı karşıya kaldığımız sorunlardan biri bir imar planları var ama bu imar planları içerisinde ne kentin ekolojik dengesini gözetme,
ne de kente dair sorunlara çözüm üretme, sağlıklı bir yapılaşma üzerinden bir politika üretilmiyor. Yaşadığımız aslında birçok doğal felakette merkezi iktidarlar kadar yerel yönetimlerin de bir parça sorumluluğu var. Bunu aşacak bir politika hattı geliştirmeleri gerekiyor. Şimdi mahallenin ihtiyacını merkezden belirleyen sistemler ya da kentin içinden belirleyen sistemlerin ötesinde meclis modellerinin genişletilerek sadece yerel üzerinden değil bazı gruplar üzerinden de mesela kadın meclisleri, yine engellilere dair engelli meclisleri, bir kere bir kentin engellilerin yaşayabileceği bir kent olabilmesi gerekiyor. Bunu gözeten bir yerde olması gerekiyor. Yine çocuklar, gençler için politika üretebilecek ve bunlar için de meclis modellerinin geliştirildiği, ihtiyaçların ortak tartışıldığı, çözümün de ortak üretildiği bir meclis modeline ihtiyaç var.